Günaydın. Hadi kalk, bugün için hazırlanalım. Sabah uyanır uyanmaz üstüne bir şeyler alanlar kulübü. Her sabah aynıdır. Şimdi saçımı hızlıca toplayıp buradaki işlerimi halletmek istiyorum. Öncesinde tabii ki kendimin ördüğü bu bandanayı takacağım. Havlumu da çıkarayım şu arkaya. İlk işim elimi yüzümü yıkamak. Elimi yüzümü yıkadıktan sonra ikinci işim Garnier'in bu arındırıcı temizleme jeliyle yüzümü temizlemek. Islak bir cilde uygulandığı için yıkadıktan sonra uyguluyorum. Şimdi elimi yüzümü yıkıyorum. Son aşamamız ise diş fırçalama aşaması. Ben şuradan gözükmüyor. Colgate'in optik whitening kullanıyorum. Kahvaltı etmedim. Normalde eğer evden hızlıya çıkmam gerekiyorsa bu adımı da yapıyorum. Ama eğer kahvaltı edip çıkacaksam listerinde son aşamasında benimle birlikte oluyor. Birazcık da sabah rutinimi görmüş oldunuz aslında. Hadi şimdi giyinelim. Şimdi kahvaltımı ettim. Ne giysem düşüncesiyle burada oturuyorum. Ne giysem bilmiyorum. Bir yandan böyle aklımda bir şey var, onu giysem mi diyorum. Ama o da şey, bende de sivilce çıkmış ya. Onda ne bileyim. Olmaz gibi geliyor. Sonra başka bir şey var mı? Yok aklımda. Onu da düşünüyorum bir noktada. Birazcık da hasta gibiyim. Yani böyle grip olacak gibiyim. O yüzden birazcık daha rahat ve kalın mı giyinsem diye de düşünmüyor değilim. Düşünüyorum ya öyle. Burada bloğa başladım ama hiç şeyden bahsetmedim. Ben Habibe, kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle vlogluyorum ama hani bugün yeterli bir süre ya da zaman olur mu bilmiyorum. Eğer olmazsa bir gün daha vloglayacağım bu hafta içerisinde. Sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Bugün zaten çok bir şey yapmayı düşünmüyoruz Nehir'le. Hani oturup sohbet etmeyi düşünüyoruz çünkü o da hasta. O yüzden böyle sadece birbirimizi görüp özlem gidermeli bir gün olacak aslında bir nevi. Çok eğledim ya. Sinir oluyorum bu eğlemelere. Ama ne giysem onu düşünüyorum hala. Kalın olsun diyorum. Ama kalın da ne giysem ki ya. Düşünmek sinir bozucu. Neyse ben o zaman bir giyineyim. Ondan sonra makyajımı yaparken sizinle görüşürüz diye düşünüyorum. Çünkü makyajımı şurada yapacağım. Buranın ışığını çok seviyorum. O zaman makyajımı yaparken görüşürüz. Bay bay. Ben şimdi çıktım. Ama yani hava güneşli, güzel duruyor da esiyor ya. Bayağı esiyor. Bir de hastayım biliyorsunuz, hafif kırgınım. O yüzden mont giydim. Makyajımı çekecektim ama geç kaldığım için çekemedim. O yüzden böyle hafif bir ten rengi bir şey sürdüm, biraz simli. Ve pembe rujla kendime şey yaptım bugün. Böyle pembeye kaydırdım diyebilirim. Şimdi minibüslerin olduğu yere doğru hızlı hızlı yürüyorum. Geç kaldım ve uzun zamandır insan içinde kamerayla konuşmuyordum. Farklı hissettiriyormuş. Neyse. Hadi ben hızlı hızlı gideyim. Sonra görüşürüz.
Şimdi bakalım zehir nerede? Sıcak gibi duruyor ama asla sıcak değil. Bu kesinlikle bugün için söyleyebilirim. Şimdi neyi buldum. Gözükmek istemiyor ama azıcık da ama çok yaklaşmadım. Evet. Ama ben de garip olacak gibiyim yani. Sen neye aynı izledin? Aynı pantolon. Sen taksın ama olsun. Siyah siyah giymişim. Hadi gidip bir yerde oturalım. Hadi gidelim. Biz geldik. Latte içtik ikimiz de ilk defa. Aha ilk defa. Ben ilk defa. Buraya bir efekt ekler misin? Daha değil, tamam. Pardon, ben karıştırdım. Ama bu yeni gelenleri içtim. Neydi adı? Blond? Vanilya latte. Aynen. Blond? Blond. Yumuşak içimdi. Şey gibi oldu, reklam. Reklam mı? Yani, İçin deneyin. Aynen, çıkın, bence çıkın güzeldi. Gibi. Yani latte tadını bayağı kırmışlar. Sevdim. Evet, güzel. Ama kalorisi ne kadar acaba? Bilmiyoruz. Asla böyle yanında böyle arkadaşlarla gezmeyin. Gidin işte her şeyi böyle sayıyor. Çok oha. Yok artık. Ben videodan çekilmek istiyorum şu an. Yok yarışma şaka yapıyorum. Normalde saymıyor. Hatta kalorileri birlikte alıyoruz. Canım gözler yaşlı. Neyse. Biz oturuyoruz sohbet ediyoruz ya. Ben hastayım. Ben de. Ya da ben alerjiyim. Emin değilim. İkisinden biriyim ama. Ben garibim. Yani ben daha bir şey değilim. Ne yapacağız şimdi? Ben acıktın mı? Biraz. Azıcık. Neyse biz sohbete devam. Bu arada buraya bir sürü şey gelmiş. Onları da söyle. Dilara Koçak. Evet. Ya onu göstereceğim. Aa, onu, evet, göstereceğim. Onu göstereceğim. Aynen direkt göstereceğim. Çok güzel şeyler gelmiş bence. Hadi tatları da normal. Yani sağlıklı atıştırmalıklar. Starbucks fiyatları. Atıştırmalık değil ya. Bildiğin yemek. Bir şey bağlıyor. Çok yok kadın. Aynen. Biz gidiyoruz. Bay bay. Şimdi kalktık yerimizden. Aa, bir şey soracağım. Şu NYX'teki o lila para bakalım mı? Bakalım ama en son bakalım. Ay şimdi birazcık bir şeyler bakacağız. Kendimizi çok yormayacağız. Hasta insanlar. Aynen. Ay bakalım neler var. Ama önce bir lavabo. Hadi gidelim. Tuvalette fotoğraflar çekildi. Görev başarılı tamamlandı. Şimdi sıra artık gezmede. Şu hazır çantaların ne kadar olduğuna bakmak istiyorum. 150 lira. O ne kadar? Aynı bence. Ya da o 160. Ama çok sertler ya. Bence de şunlardan bahsediyoruz bu arada. Ay burnum akıyor. Ama senin çok benzeri var gibi. Beğendiğim bir şey olursa açacağım kamerayı. Şimdilik bay bay. Ayağını çarpmış olma. İnsanların arasından geçerken. Planı bir. Stradivarius, Bershka. Şu üçlüye. Bitirim üçlü bence onlar. Aynen. Bitirim üçlü. Aynen, muhteşem üçlüde hiçbir şey bulamadık. Çünkü yok. Şurası da güzel. Just Planet. Şuradan bahsediyor. Keşke görebilseydin. Neyse. Ama orası bir içecek şeye. Detoks. Aynen. Detoks. Sağlıklı. Ay biz yine hiçbir şey bulamayıp elimiz boş. Aa hayır sen esensin kaş jelini buldun. Evet ben kendime aldım. Evet buldum. Ama çok uzun süredir arada bir şey buldu. Evet hiçbir yerde yok. Bulduğunuzda stoklayın. Güzel ben öneriyor. Ben beğeniyorum. Kendisi gidiyor ama kadrajdan evet. Çıkıyor sürekli. Ay. Kaza olur. Çekim kaza. Aynen. Öyle. Başka bir şey yok sanırım. Şimdi bir şeyler atıştırabiliriz belki. Olabilir. Biz bunu kararlaştıralım sonra görüşelim tamam. Tekrar. Bye. Gelir çatı. Ay biz bir de avokadolu tost yedik. Bu yeni çıkanlar. O kadar acıkmışız ki. Çekmeyi unuttuk. Evet ama bence güzeldi. Onaydan geçti. İçinde neler vardı? Beyaz peynir, pancar, avokado, yaban mersinli ekmek.
Ya böyle fit, sağlıklı, bir de fiyatı ne kadardı? 14. 14 lira. Bence sağlıklı bir öğün için. Aynen. Sağlıklı bir şey. İçindeki yiyeceklere alerjiniz yoksa ve tadını seviyorsanız deneyin. Bence de. Bence güzeldi. Nehir'e burada veda ediyor olmak. O zaman sana güle güle. Ayrıldık. Ay, bugün aslında çok bir şey yapmadık ama neyse, ben eve gidince konuşayım ya. Şimdi çıkacağım buradan. Bir klasikle Kadıköy'e geçeceğim. Kadıköy'den alacak bir iki şeyim var, ondan sonra da direkt eve. Şimdi Kadıköy'e geldim. Buradaki işimi hızlıca halledip eve gitmek istiyorum çünkü çok soğuk. Dondum. Çünkü kapalı alanda olunca doğal olarak soğuk hissetmiyorum işte. Ama şu an hissediyorum. Zaten iki yer orayıp hemen gideceğim. Kadıköy'deki kuru kahveci Mehmet Efendi'nin kokusu. Herhalde hiçbir yerde bulamayacağım bir parfüm kokusu var. Çok güzel kokuyor. İhtiyacı olan iki şey aldım. Zaten biri kahveydi. Ama birini gösteremiyorum çünkü. Ne olacağını göreceksiniz yakında kanalda. Neyse, şimdi eve gitmek için otobüslere doğru yürüyorum. Otobüsten çıkıp otobüse biniyorum. Maalesef ki. Ay, kaçta kaçta geçiyorum, kapattım. Eve geldim. Çok yorulmuşum. Ben eve geldim. Bu arada küpelerimi çıkarttım çünkü daha fazla onlarla gezemeyecektim. O yüzden beni affedin, çıkarttım. Tüm kombini bozdum ama olsundu. Şimdi eve geldim dediğim gibi. Üstümü değiştirir. Büyük olasılıkla yatış pozisyonunda yatarım. Bugünkü vlogumuz bu kadardı diyeyim. Çünkü artık daha fazla bir şey yapmam evin içinde diye düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ve ve gelecek diğer videolardan bence haberdar olmak isteyeceksiniz. Çünkü aklımda çok güzel şeyler var.